Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün beni göremeyeceksiniz videoda. Yarın da göremeyeceksiniz. Sebebine geleyim. Evim bitmek üzere. 2 gün daha kaldı arkadaşlar. Pazartesi günü artık evimizde yaşamaya başlayacağız. Videoyu uzatmayacağım. Dün çok detaylı anlattım. Bu videoyu 8. çekişim falan galiba. Yani yarıya kadar anlatıyorum böyle. Ondan sonra içim geçiyor. Çünkü bir dakika uyumadım arkadaşlar. Sabaha kadar uyumadım. Çok yoğun çalıştım. Bu gece de bilmiyorum. İnşallah uyurum yani. Hani bitirmem lazım bir an önce evi arkadaşlar. Hani sabaha kadar inanın koşturdum. Dün sabahtan beridir koşturdum hatta. 24 saattir koşturuyorum. Şimdi videoyu çekmek için bir oturdum. Öyle söyleyeyim size. O yüzden fazla uzatmayacağım. Şimdi dün yükselen trendimiz vardı videomuzda biliyorsunuz. Hatta yükselen takoz mu yapılıyor acaba diye söylemiştik. Şöyle. Ve orayı kırdık biz. Şimdi kırdık ama sarı çizgiden de destek aldık. Neydi bu sarı çizgi? 26 Mayıs'tan gelen düşen trend çizgisi. Oradan da destek aldık. Yani önemli bir dirençti. Kırılmıştı. Şimdi retest yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Sadece retest mi bu acaba? Yani fake atmaz umarım arkadaşlar. Fake atarsa teknik olarak şöyle göstereyim size. Günlükte hala yükselen dipler yapıyoruz. Yükselen tepeler. Son dip nere? 35.450. Oranın altında gün kapatmadıkça günlükte hala yükseliş trendinde. Peki diyelim yükseldi. Ne olabilir? Bakın bu kırdığı beyaz çizgi retest yapabilir. Yani şuna benzer bir hareket. Şöyle diyelim. 39.300-400 bandına doğru bir hareket gelebilir. Ve şöyle bir geri çekilme olursa örnek vereyim. Böyle gitti diyelim. Bakın dalga dalga hedefine ulaşma potansiyeli var arkadaşlar. Böyle böyle gider. Çizginin bulunduğu seviye bugün bir bakalım. Neredesin ay yüzlüm? Bulamadık bir türlü. Ayın 18'i bugün. Gece kapanışını bulalım. Şurası. Yani 40.100 üzerinde 4 saatlik kapanış beklemeliyiz arkadaşlar. Öyle bir durumda bu çizginin üzerine tekrar atıp 4 saat kapatmış olur. O zaman yükseliş hızlanabilir. Ama arkadaşlar trendin üzerine atmadıkça da şu tarz hareketlerle de yükselme ihtimali var tabii ki. Dediğim gibi yapacak bir şey yok. Günlükte hala yükselen trenddeyiz. Hani günlükte 35.400 altında gün kapatmadıkça hani ekstra düşecek diyemiyoruz maalesef. Şimdi diyeceksiniz oraya düşerse %10 düşmüş olur. Evet, çünkü Bitcoin'deki dalgalar o şekilde arkadaşlar. Bakın her dalgada %20'lik 30'luk hareketler yapıyor zaten. Yani bana soracak olursanız çöküş mü gelecek Bitcoin'de? Ondan önce bir 42.800, 43.000'lere doğru gidecek diye düşünüyorum. Hani bu benim görüşüm. Yanılabilirim arkadaşlar. Yani illa her dediğimiz olacak diye bir şey yok. İzleyip görelim. Şimdi 4 saat diye gidelim. 4 saatlikte de süper trendin alt çizgisinden destek aldık. Bakın. Hem de bu sarı çizgiden destek aldık. 2 tane destek bir arada tepkisini de verdi. Umarım yükseliş devam eder arkadaşlar. Şimdi dead cross olayına bir değinelim. Şöyle günlük grafiği açayım. Bakın beyaz ile kırmızı. Tahminim yarın birbirlerine dokunurlar. Kesişirse, günde kapatırsa artık dead cross'umuz hayırlı olsun deriz. Şimdi herkesin gözü bu dead cross'a. Herkes düşüş bekliyor örnek vereyim. Dead cross olacak diye. Kimi zaman milleti ters köşeye yatırmak için bir retest hareketi yaparlar. Bu dead cross'taki ortalamalara doğru bir retest hareketi yaparlar kimi zaman. Öyle bir şey olursa oralarda 42.800, 43.000 dolarları işaret ediyor hemen hemen. Yani şu an ne olup biteceğini kestirmek zor. Ama şöyle bakınca günlükte eğimi vermiş, tepeler dipler yükseliyor. Normalde olumludur. Yani olumlu derken uçacağız kaçacağız demiyorum arkadaşlar. Yani 43.000 potansiyeli açısından söylüyorum.
Yani Bitcoin'de durumlar bu arkadaşlar. Hani detaylı değinmeye gerek yok. Seviyeleri verdim size. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Dünkü uzun videonun ardından böyle kısa bir video çektim. Kusura bakmayın. Ya anlatacak şeyler var aslında. Mesela yorumlar okudum da onunla ilgili anlatayım. Hani Bitcoin bu saatten sonra düşmez. Eskiden kurumsallar yoktu. Şimdi kurumsallar var diye bir yorum okudum. Hani birkaç kişiden daha okudum hatta. Arkadaşlar vakti zamanında ben de böyle diyordum. Hani inanmıyordum yani. Hani Bitcoin itibar kaybeder diyenler var mesela. Ben de diyordum. Bitcoin itibar kaybeder bu kadar düşerse. Ama düşüyor arkadaşlar, düşüyor. Yani adamların acıması yok. Düşürüyorlar yani. O yüzden adım adım gideceğiz. Beklenti ne mesela? İşte şura mı? Biz adım adım gideceğiz. Yani şimdiki adım ne? Şimdiki adımımız arkadaşlar 42.843.000 bandı kısmetse. Ama 35.400 kırılırsa gün kapatışı altında hedefimiz iptal olur arkadaşlar. O zaman alçalan dip yapar. Düşüş sert gelebilir o saatten sonra. İzleyip göreceğiz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.